Sevgili arkadaşlar, işçilere dönük haksızlıkların en büyüğü, kapitalist sömürünün en çıplak fotoğrafının adı, kod adı asgari ücrettir. Bu zalimliği bu hafta Türkiye'de temel gündem olması gerektiğini düşünüyoruz. Biliyorsunuz asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarına başlayacak. Biz de bu nedenle bu haftaki basın toplantımızda esas olarak bu konuyu gündeme taşımak istedik. Çünkü iktidar partisi AKP meseleyi sessizce halletme derdinde. Ancak bize göre Türkiye'de bu hafta en fazla üzerinde konuşulması, tartışılması, değerlendirme yapılması gereken konu asgari ücret. Çünkü biliyorsunuz asgari ücret sadece asgari ücretlerin değil, aslında emeğiyle yaşayan herkesin, tüm insanlarımızın temel gündem maddesi ve bütün diğer ücretler de asgari ücrete bağlı olarak değerlendiriliyor. Bunun adı asgari ücret. Maalesef Türkiye'de bunun daha aşağısını bilen ve yaşamak zorunda kalan milyonlar var ama üstünü gören neredeyse hiç yok. Sözü ona iktidar, patronlar diyorlar ki bundan daha düşük ücretle çalışamazsın ama daha yükseği ödemesen ne olur? Patronlara verdikleri talimat yasası olarak bu. Ama asgarisi, azamisi hepsi belli bir ücret zaten Türkiye'de işçilere, emekçilere verilen. İktidar diyor ki al bununla yaşa. Kiranı öde, karnını doyur, kıyafetini al, çocuğunu okula gönder, su, elektrik, doğalgaz, telefon, faturaların hepsini bununla öde. Otobüse bin, işe git, kafeye git, çay iç. Canın başka şeyler çekerse onları da yap ama asgari ücretten fazlası yok. Bu parayla ne yapabiliyorsan onunla yaşadın. Bütün bunlar böyle sıralayınca ve asgari ücretin de üstelik asgari geçim indirimi dahil, bu önemli asgari geçim indirimi dahil sadece 1600 lira olduğunu düşünülünce herhalde hepimize çok anlamsız geliyor. Anlamsız bir rakamla karşı karşıya olduğumuzu takdir edeceğiz. Peki bu kadar ihtiyacı şu ücretli parayla karşılayamayacağımızı biliyoruz ama bitmiyor. Türkiye'deki bu vicdansız emek sömürüsü onunla da bitmiyor. Size en az bunun kadar anlamsız ve utanç verici başka bir fotoğrafı daha dilimiz döndüğünce aktarmaya çalışacağız. Bakın burada Ankara'da hepimiz biliyoruz. Bin odalı bir sarayda yaşayan bir zat var ve o da maaş alıyor. Bu ülkenin işçilerin, emekçilerin ödediği vergilerden oluşan bütçeden bir maaş alıyor ama onunki asgari falan değil. 16 milyon işçiyi ve ailelerini doğrudan ilgilendiren milyonlarca insanın ezbere bildiği asgari kelimesi o sarayın kıyısından bile geçmiyor. İçeri girmesi zaten düşünülemiyor. Sarayda zevk, sefa, aşırı tüketim, israf, görgüsüzlük hat safhada. Hatta adını söylerken zorlandığımız, vallahi ayıp değil, ne olduğunu bile bilmediğimiz ejder meyveli smoothie gibi kelimeler bu sarayda kullanılıyor. Ama asgari kelimesi o saraya hiç gitmiyor. İktidar asgari oranı işçiye, emekçilere, yoksullara, azami oranı kendine layık görüyor. Geçtiğimiz haftalarda kamuoyuna da yansıdı bir Sayıştay raporunda yer alıyor. Sarayın bir günlük harcaması tam 1125 asgari ücretlinin bir aylık maaşına denk geliyor sevgili arkadaşlar. Yani 1125 tane işçi bir ay boyunca ter döküyor ve bunun karşılığında kazandığını Recep Tayyip Erdoğan bir günde harcıyor. Yani bir ayda çarparsak 33.750 asgari ücretlinin maaşı, yani rakam söylenince pek anlaşılamıyor, o yüzden başka bir şekilde ifade edelim. Bir stadyum, bir futbol stadyumu dolusu insanın harcadığı parayı Tayyip Erdoğan sarayla tek başına harcıyor. İşte bu yüzden bu saray bir israf sarayı olarak anılmayı hak ediyor. Bu arada tabii asgari ücretinin 25 katı olan maaşını da Sayın Cumhurbaşkanı almaya devam ediyor. Onu da cebinde saklıyor. Buradan Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyoruz. Bir otur düşün. Sen 33.750 asgari ücretlinin, onların ailelerinin, çocuklarının hepsinden daha mı değerlisin? Bir kefenin var diyordun. Şimdi bak matematik diyor ki senin bir kefenin değil, 33.750 asgari ücretlinin ve ailesinin emeğine el koyup harcadığı koskoca bir sarayın var. Öğreniyoruz ki Cumhurbaşkanı'nın aldığı asgari ücretin 25 katı olan maaşı OECD ülkeleri içinde asgari ücrete oranla Cumhurbaşkanı maaşlarının sıralandığı bir listede 4. sıraya kadar Türkiye'yi çıkartmış.
Ne mutlu Recep Tayyip Erdoğan'a ya da ne yazık bu ülkenin güzel halklarına. Biz sadece kendilerinin değil, ailesinin de, yani başka bir deyişle hane halkının da asgari ücretin tespit sürecine hesapla katılması gerekiyor. Oysa Türkiye'de asgari ücret tespit yönetmeliğinde yer alan tanımda işçinin ailesi asgari ücreti dışında bırakılmış durumda. Ve hesap buna göre yapılıyor. Üstüne üstlük asgari ücretten kesilen vergiler patronlardan kesilenin tam iki katı haline gelmiş durumda. Hem ailenin geçimini hesaplamayacaksınız, sadece bir işçiyi bu hesapta veri olarak kabul edeceksiniz. Hem de ona verdiğinizden vergi olarak geri alacaksınız. Bu emek hırsızlığından başka nasıl adlandırılabilir? Bizim Türkçemiz buna yetmiyor. Teklifimiz ise çok basit. İşçiyi enflasyona ezdirmeyeceğiz diyorsun, diyorlar ya. O zaman diyoruz ki Hodri Bey de işçiyi domatese ezdirmeyin kardeşim. Domatese ne kadar zam geldiyse asgari ücrete de buyurun o kadar zam yapalım. Soruyoruz iktidara işçiyi domatese karşı koyamayacak mısınız? Biz varız ve bunları konuşalım diyoruz. İşçilerin, emekçilerin teklifi açıktır ve birkaç maddede somut olarak ifade edebiliyoruz. İşçiyi domatese, patatese karşı koyun. Domatese, patatese ne kadar zam geliyorsa asgari ücrete de o kadar zam yapın diyoruz. İşçi memurlar için asgari geçim indirimi hariç tek ve net bir asgari ücret fiyatı belirlensin ve bu vergi oranlarına son verin, asgari ücreti tümüyle vergi dışında bırakılsın istiyoruz. Bunun için mücadele edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, partimiz Türkiye İşçi Partisi tüm işçilerin temsilcisi sesi olduğu gibi bugün en çok da 3. Havalimanı işçilerinin sesi olmak, onların sesinin kamuoyuna taşınmasında görev üstlenmek zorundayız. 3. Havalimanı hepimizin bildiği gibi Cumhuriyet tarihinin en pahalı projesi olarak hayata geçirildi. Kötü demenin bile iyi sayılabileceği berbat, insanlığa yakışmayan çalışma koşullarında iş cinayetlerine, ekolojik yıkıma, ihale içeriğinden uçuş güvenliğine kadar birçok başlıkta büyük yolsuzluk ve talanın adı olan bu havalimanının saray rejiminin rant ve güç gösterisi uğruna inşa edildiğini hepimiz biliyoruz. 7650 hektarlık bu inşaat alanının %8'i orman, %9'u göller ve göletler, %3'ü ise mera alanıydı. Bugün bu havalimanı nedeniyle göl ve göletler betonlaşmış, mera alanlarına el konulmuş durumda. İstanbul'un akciğeri olarak değerlendirilen kuzey ormanlarının büyük bölümü bu havalimanı nedeniyle tahrip edilmiş, kentin kuzey köylerinde tarım ve hayvancılık bitirilmiştir. Doğayı katlederek yapılan bu havalimanı, her gün bir cinayetin, işten çıkarmanın haberleriyle gündemden düşmüyor. Daha 3 gün önce 240 havalimanı işçisi bir gece vakti ansızın sokağa atıldılar. Gidecek yeri olmayan bu insanlar alçakça, vicdansızca kapının önüne bırakıldılar. Ve eş zamanlı olarak önceki gün devletin resmi bir kurumu olan CİMER, bir milletvekilimizin başvurusu üzerine 3. havalimanı inşaatında iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçilerin sayısını resmi rakamı 52 olarak açıkladı. Bakın bu kahredici bir sayı çünkü rakam olarak söyleyince bir şey ifade etmiyor ama 52 insandan, 52 candan, 52 işçiden, 52 aileden söz ettiğimizi düşününce nasıl bir vahşetle karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz. Üstelik 3. Havalimanı'nda yaşanan cinayetlere dönük oradaki yüklenici şirketleri ve taşeronların burada yaşanan cinayetleri gizlediğine, üzerini örtmeye çalıştığına ilişkin çalışan işçilerden gelen pek çok ihbar var. Hepimizin hafızasında herhalde hala tazedir. Bu havalimanı şantiyesinde kötü çalışma ve yaşam koşullarını protesto eden işçilerden 543'ü 15 Eylül günü gözaltına alınmıştı. İçlerinde Türkiye İşçi Partisi üyesi yoldaşımız Yusuf Yılmaz'ın, Devlet İş Sendikası Başkanı Özgür Karabulut'un ve 5 sendika yöneticisinin de olduğu toplam 31 arkadaşımız halen tutuklu. Bu o kadar akıl dışı bir durum ki aslında firmanın yetkilileri bile çalışma koşullarının işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından olması gerekenin çok gerisinde olduğunu kabul etmiş, işçilerin tepkisinin haklı olduğunu geç de olsa ifade etmek durumunda kalmıştı. Ama bu apaçık tabloya rağmen İşçi kardeşlerimiz halen tutuklu, cezaevindeler
ve bunun tek bir nedeni var. Saray rejimi işçi sınıfından hiç başka bir şeyden korkmadığı kadar çok korkuyor ve tüm baskı araçlarını işçileri, emekçileri sindirmek için devreye sokmuş durumda.